Allah bize ne imkanlar verdi? O imkanların hepsi Allah'a ait, bize ait değil. Mal, mülk, evlat hepsi Allah'a ait. Verdiği nimetlerde israf edilmeyecek, cimrilik edilmeyecek. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği Efendimiz'in tebliğ et o muhteva içinde yaşanacak ve üstü kulül af infak edilecek. Ve böyle bir kalp Cenab-ı Hak'la dostluğu kuran bir kalp olmuş oluyor. Cenab-ı Hak da böyle bir kalp kuran kişiler için son nefeste ayet-i kerimede Fussilet suresinde Rabbim Allah'tır deyip sümmestakamu Efendimizin izinden giden ruhani hayatını izini takip edenler için melekler iner ölüm ağlında korkmayın üzülmeyin Cenab-ı Hak sizin vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Kıyamet çok korkunç bir infilak. La uksun bi yevmil kıyamet. Sema infilak edecek, yeryüzü infilak edecek, dağlar infilak edecek, denizlerde su kalmayacak. Her şey alt üst olacak, bütün düzen bozulacak. İnsan kaçacak bir yer var mıdır diyecek. Yine diğer bir surede, Abese'de kardeşinden başlayarak en yakından kaçacak. Hamile kadın çocuğunu itirah edecek. Süt veren anne çocuğunu bırakacak. İnsanlar Allah'ın azabından sarhoş hale gelecek. İşte o zaman bu dünyada Cenab-ı Hak'la dost olanlar için Cenab-ı Hak la hafun aleyhüm ve la hum yahsunun onlar mahzun olmayacaklardı, üzülmeyeceklerdi buyuruyor. Şu ömür çok kıymetli. Her anımız çok kıymetli. Cenab-ı Hak bizim bu ölüm anımızı bildiriyor. Ölüm anı gerçekten gelir de o gün bir Cenab-ı Hak bizim bir mahzunluğumuzu bildiriyor. Sure üfrülür buluyor. Gelece vaat edilen gündür buyuruluyor. Yine diğer bir ayet-i Münafık'ın suresinde Cenab-ı Hak ölüm anıya ya Rabbi onu tehir etsen de geriye bıraksan da sadaka versen ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruluyor. Velhasıl Cenab-ı Hak bizim cennete girmemizi ısrar ediyor. Fakat şart da Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olabilir. Okunan ayetler Furkan suresinden okundu. Gökte burçlar var eden, yani gökte, semada yıldız kümeleri var eden. Demek düşünmemiz ne kadar semada yıldız var. Ne kadar var? Denizlerde ne kadar kum varsa o kadar var. Adet matematik sıfırlanıyor. Adet diye bir şey kalmıyor. Nasıl yağmur tanesini sayamayız? Kar tanesi sayamayız. Yıldızlar da öyle. Nasıl ilahi bir ahenk içinde. Sonsuz mesafeler. Hepsinin ilahi bir düzeni var. Semaya baktığımız zaman bunu bir tefekkür halinde aman ya Rabbi demiş. Ya Rabbi ne azametlisin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilmemiz Cenab-ı Hak arz ediyor. Ondan sonra onların içine bir çara bir güneş, ışık kaynağı, sıcaklık kaynağı bir güneş ve nurlu bir ay barındıran, oradan aldığı akisleri dünyaya aksettiren. Yani Cenab-ı Hak bize geceleri de bir lamba veriyor, ilahi bir lamba veriyor. O ilahi lambada değişik bir manzaralar meydana geliyor, bir mehtap meydana geliyor. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ı biz hatırlıyoruz. Biraz güneş yukarı çıksa ne olur, aşağı inse ne olur? Hiç takdim tehir yapıyor mu? Ay biraz yukarı çıksa nasıl tüsyem olur, nasıl dünya birbirine girer? Her şey allak bullak olur. Her şey ilahi sonsuz bir hikmet, bir ibret. Zerreden küreye kadar. İşte bir tek misal, bugünkü fizik ilminin verdiği bir şey. Güneş ile Dünya arasında 150 milyon kilometre var. Güneş'in yaşı yaklaşık 5 milyar sene oldu tahmin ediliyor. Isısını, hararetini, gücünü, dönüşünü, ekseni etrafı dönüşünü kendi içindeki nükleer santralinden temin ediyor. Ve 20 milyon santigratta devamlı atom infilak ettiriyor içinde. Ne tehir ne takdim hareketinde. Her saniyede 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşüyor.
Ve 4 milyon ton da dünyaya ışığını veriyor, sıcaklığını veriyor. Şimdiye kadar sarf ettiği de ancak kendi kütlesinin 5000'de biri kadardır diyorlar. 1 milyon 300 bin dünyayı içine alacak bir hacimde. O bir infilak etse ne olur her taraf? Şu karanın içindeki, altımızdaki ateş okuyorsa mama infilak etse ne olur? Nasıl ilahi bir nizam? Cenab-ı Hak bunun bir idrak içinde olmamızı arzu ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak yine bizi ikaz ediyor. İbret almak ve şükretmek dileyen kimse için gece ile gündüzün birbiri ardına getiren de odur. Demek ki bir gündüze girerken bir şuur olmasını istiyor. Cenab-ı Vel Fecri buyuruyor. Sana Cenab-ı Hak bugün hayat defterinden bir sayfa açtı. Dün hayatta olup bugün hayatta olmayan birçok insan var dünyada. Bugün öbür tarafta. Sabahleyin kalktığımız zaman düşünmemizi Cenab-ı Hak arzu ediyor. Ömür takviminden bugün Rabbim bize bir sayfa açtı. Ben bu sayfayı nasıl dolduracağım bugün? Kiramen katibe neler yazacak dosyama? Ne kadar kendim için, ne kadar kendimin dışındakiler için? Cenab-ı Hak kulunun her şeyde bir idrak içinde olduğu, toprak terkibinden çıkanları bildiriyor. Abese suresinde, diğer surelerde. Nasıl tuzlu çıkıyor, tatlı çıkıyor, ekşi çıkıyor vesaire. Vücudun ihtiyacına göre devam toprak çalışıyor insana. İnsan ruhunun lezzetine, zevkine göre yine toprak çalışıyor. Çeşit çeşit çiçekleri veriyor. Hepsi insan tebessüm halinde. Cenab-ı Hak kulun da Rabbini yakından tanımasını arzu ediyor. Ondan sonra gelen ayetlerde bu İbadurrahman, bu Allah'ın Rahmenin tecelli ettiği kullar yeryüzünde mütevazi olarak dolaşırlar buyuruluyor. Demek ki bir kuldan Cenab-ı Hak tevazu istiyor. Çünkü bütün nimetler kendisine ait. İnsanın bir şeyi yok. Bir güçle meydana gelmedik. Bir şey kazanarak gelmedik. Kendimize ait hiçbir şeyimiz yok. Yaratan O. Yaşatan O. Nimetlerini ihsan eden O. Rızkımızı veren O. Kulun Cenab-ı Hakk'a karşı daima bir mütevazi halde aman ya Rabbi sensin ya Rabbi bu halde olmasını Rabbimiz arzu ediyor. Kalbi kıvamını bozmamasını istiyor Cenab-ı Hak. Cahiller sataştığı zaman da selama derler buyurulur. Bir muhatap olmamak. Kalbi hassasiyetimizi bozmamak. Ondan sonra Cenab-ı Hak kalbi bir kıvamımızı arttırmamızı istiyor. Yani birinci şart kitap ve sünnetin hayatın her safhasına inkişaf ettirmek. Onu da seviye kazandırmak için Cenab-ı Hak geceleri succeden ve kıyama secde ve kıyam halinde olurlar buyuruyor. Seherlerde Allah'a secde ve dua halinde olurlar. Diğer ayette ben müstafirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde istiğfar ederler. Yani bu kainatın Halik'i, bize her şeyi ihsana ikram eden, insan olarak yaratan, devamlı lütfeden, lütfu eksilmeyen Cenab-ı Hak, gece o seherlerde bizimle beraber olmak arzu ediyor. Tabi bedel var. O zaman da yatak çok insana tatlı geliyor. Orada fedakarlık isteniyor. Kul fedakar olacak, o Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet edecek. Namazlara davet ediyor, secde et ve yaklaş buyuruyor. Seherlere davet ediyor, vel misafirine bil eshar buyuruluyor. Cenab-ı Hak kulunun kendisine yaklaşmasını istiyor, temizlenmesini istiyor. Baktığımız zaman seher vakitlerinde çiçekleri koklayalım daha değişik bir koku geliyor. Kuşlara bakalım, bütün ayrı ayrı, hepsi ayrı ayrı terennümde. Horozlar bir ötüş halinde. Bütün kainatı uyandırıyor Cenab-ı Hak. İkra bismi rabbikellezi halak. Bize de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yaratan Rabbinin adıyla oku. Şu seher vakitlerini oku. Seher vakitleri oku ki, ne kadar istiğfara ihtiyacımız var. Bize ihsan eden Rabbimize ne kadar muhtacız. Düşünüyor musunuz şu havanın oksijeni biraz değişse, hidrojen şeyi biraz azı değişse ne olur her taraf? Yer çekimi değişse ne olur her taraf? Her şey Cenab-ı Hakk'ın lütfu içinde.
Cenab-ı Hak kuluna da mübarek bir kul olmasını, cennete layık bir kul olmasını arzu ediyor.